Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Homotix markasının 4K Dangle modelini inceleyeceğiz birlikte. Biliyorsunuz kanalımda 4K'yı 4K R Plus modelini incelemiştim. Ekstra olarak HD Box'ı yani giriş seviyesi olanı incelemiştik. 4K olan modeli giriş seviyesi değil, giriş seviyesinin üstünde olan bir model. bu cihazında 2 GB RAM'i 8 GB'da depolama alanı bulunuyor. Ve bakmış olduğumuzda piyasadaki birçok cihazdan üstün oluyor Homatix markası. İçerisindeki işlemci arayüzü gerçekten stabil ve hızlı çalışıyor. Uygulamalarla eşdeğer çalıştığını söyleyebilirim. Ben yaklaşık bu ürünü 3 aya yakındır kullanıyorum. Öyle söyleyebilirim sizlere. Kendi televizyonumda zaten kutusunu açtığımızda ve kurulumunu yaptığımda kendi televizyonumda olduğunu göreceksiniz. Şimdi ben bu ürünü sıfırladım. Tekrar kutuladım. Birlikte kutusunu açacağız ürünün. içeri neler çıkıyor hangi aparatları mevcut sonrasında televizyon kurulumuna geçeceğiz ve televizyon kurulumunu da yaptıktan sonra tekrar ben yanınıza kamera karşısına geleceğim ama geçmeden önce kutu açmayı. Birazcık bahsetmek istiyorum ürünle ilgili bilgilendirmelerden. Ürün öncelikle küçük olması gerçekten büyük bir avantaj. Çünkü televizyonun arkasına taktığınızda ürünü herhangi bir yer işgal etmeden küçük bir aparat ve HDMI kısmı da kısa olduğu için direkt yer kaplamadan isterseniz televizyonunuzu duvara asıyorsanız da yer kaplamayacağı için duvara astığınızda da televizyonun bir genişlik olmayacağı için herhangi bir problem de teşkil etmeyecek. Ürünün içerisinden bir adaptör bir de kablosu çıkıyor. Ama sizin televizyonunuzun arkasında USB girişi varsa hiç adaptörü fişe takmadan direkt bir ucunu yani ürünü televizyona HDMI kısmına bağlayacaksınız. Diğer kısmı güç alacağı kısmı da USB girişi varsa televizyonunuzun arkasında direkt oraya taktığınızda televizyondan güç almış olacak. O zaman kutu açılımına geçelim ve bizi neler bekliyor birlikte bakalım. Geldik ürünün kutusunu açmaya. Yine bakıyoruz etrafına. Burada gerekli bilgilendirmeleri yazıyor ürünle ilgili ve arkasında her zamanki kutu içeriği olan genel bilgiler var ve burada da hangi uygulamalarla lisanslı olduğu yazıyor. Şimdi kutuyu ben zaten şöyle ufaktan açmıştım. Hemen bir bakalım bu ürünün içerisinden de neler çıkıyor. Bunda da kutulama gerçekten iyi. Bunu her zaman söylüyorum bütün Homotix markalarında. Ama bu kutu biraz daha hoşuma gitti. Böyle küçük, yapısı güzel ve dangle olduğu için ya zaten ürünün ismi e, Homotix Dangle G modeli 4K model. Böyle bir yapısı var bunun da gri şeklinde. Burada ethernet girişi ve diğer güç girişleri bulunuyor. Burada da açıp kapatma ve resetleme yeri bulunuyor. Hemen şöyle açalım. Zaten ucu direkt HDMI girişli olduğu için problemsiz televizyonunuza ya da monitörünüze takıyorsunuz ve bu şekilde ürün sarkık bir şekilde duruyor. İpi kısa olması güzel en azından hani çok fazla aşağıya sarkmayacak. Kutunun diğer iç kısmına baktığımızda burada bir adaptör geliyor. Hemen bunu da bir açalım birlikte. Evet bu da normal telefon cihazlarımızı şarj ettiğimiz gibi bir adaptör. Ve bu şekilde de bir yapısı var. Bu beyaz diğer ürünümüz ise gri. Burada güç girişi bulunuyor ürünün. USB girişi ile micro SD girişi gibi bir giriş. Bunu tam hatırlayamadım ismini. Ben bunu ne yapacağım? Hiç bu adaptörü kullanmadan direkt bunu televizyonumun arkasındaki USB çıkışına bağlayacağım. Bunu da direkt şu girişi cihaza bağlayacağım ve güç alacak. Benim diğer kullandığım ürünlerde öyle yapmıştım. Deneyeceğim bakalım olacak mı? Muhtemelen de olacaktır. Ve burada gene ürünleri korumak için çıkan böyle değişik bir şey var. Hani içerisinde top gibi bir şeyler var bilmiyorum. Ve en sevdiğim ürün aslında Google referans kumandası. Ya şu kumanda çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum diğer markalardaki kumandalardan belki kalitesi daha düşük olabilir ama yani hoşuma gidiyor açıkçası. Yine bunda da aynı kumanda. Kumandaları zaten ürünlerde değişmiyor. Bir de gene pil çıkıyor buradan da. Burada da kutulamayı güzel yapmışlar. Pil çıkması da gene tekrar söylüyorum. İnce bir düşünce. Sonuçta bir pil almak çok zor değil ama içerisinden çıkması güzel. Şöyle ürüne bir daha yakından bir bakalım birlikte. Bakmış olduğunuzda Ethernet girişi, güç girişi, gördüğünüz gibi. C giriş olarak gözüküyor. Ürünlerinizi USB'den Type-C'ye çevirip muhtemelen klavye, mouse takabileceğiniz bir bölüm. Aslında isterdim ki USB girişi kendinden olsun ama yok ne yazık ki. Muhtemelen e, Bluetooth cihazları bağlayabileceğiz buna. Ama gene de bir dongle gerekiyor. E, bu da zaten kendi kendine dongle. Şu üstündeki zaten jelatini parlıyor görüyorsunuz. Daha çıkartmadım. Bunu bir televizyonuma bağlayacağım. Bakalım neler sunuyor. Birlikte göreceğiz. Ürünün arayüzü bu şekilde de aslında diğerlerinden farklı değil. Şu anda uygulamadaki ki güncellemeleri yapıyor. Ana ekran menüsü bu şekilde. Şimdi ayarlar bölümünü hemen bir gidelim birlikte. Bu Dangle G olan modeli gerçekten hızlı ve 4K. Şimdi zaten 4K'yı göstereceğim sizlere de. Burada ayarlar menüsüne girdiğimizde birazcık farklılık var diğer cihazlara göre. Ekran ve sesten gelişmiş ekran ayarlarına tıklıyoruz ve burada oyun moduna izin verebiliyorsun. Burada da ister SDR, istersen de color formatta işlem yapabiliyorsun. Ben diğer cihazlarda da söylemiştim. YCBCR 422 12 bit de kullanıyorum ben her zaman. Burada şimdi ekran çözünürlüğümüz gözüküyor. Ekran çözünürlüğüne girdiğimizde bu ayar böyle açık kalıyor ve 1080p de gözüküyor. Bunu kapatmanız gerekiyor. Televizyonunuzdan da 4K 30 Hz'i seçiyorsunuz. Genelde sinema filmlerinde ben 4K 25 Hz'i seçiyorum ama olsun. Buradan da okeyliyoruz ve 4K'da artık cihazımız olmuş oluyor. Burada da ekranın pozisyonu var. İsterseniz yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz. Bu ayarları kendinize göre yapabilirsiniz. Sağ kısımda yazıyor zaten 4K 30 Hz olarak. Surround ses bölümü açık. Bu biraz daha sinematik sesleri etki ediyor. Sistem sesleri bende gene açık. Hatta biraz da sesini açayım şuradan cihazın. Diğer ara bölüm ise Android olarak geliyor zaten. Buradaki telefonu bağladığım için mesela ben bütün her şeyim Android olarak çıkıyor. Burada hakkında bölümüne bir girelim. Cihazın adı Dangle G4K olarak geçiyor. Sistem güncellemesi var mı? Hemen bakıyoruz. Güncellemeleri denetliyor şu anda. Ve güncellemeleri denetledi. Şu anda güncel olduğunu söylüyor. Bunları kontrol edebilirsiniz ara ara. Android 11 ile geliyor. Bu da aynı şekilde. Çekirdek sürümü burada yazıyor. Durdurup bakabilirsiniz buna da. Burada da Dangle 4K SW versiyon olarak yazıyor. Ve 11.7.39.07 bir versiyona sahip. Gerçekten hızlı bir cihaz. Buradan tarih, saat ayarlarını vesaire hepsini yapabiliyorsunuz. Bunları internete bağlı olarak yapıyor. Klavyesi Gboard kullanıyor gene her zamanki olduğu gibi. Depolama kısmı zaten 8 GB. Şu anda toplam alan 4.8 GB kullanılıyor. Uygulamalar 1 GB vesaire sistem dosyaları her şeyle birlikte bu şekilde oluyor. Ambiyans modunda burada Google fotoğraflarını seçebiliyorsunuz. Sanat galerisi yapabiliyorsunuz. Deneysel birçok özellik bulunuyor. Bu cihazda biraz daha kapsamlı durumlar var. Ambiyans modlarında zamanlarını ayarlayabiliyorsunuz. Kişisel fotoğraf verileri vesaire. Bunları telefonunuza bağladığınızda hepsi mevcut sizin tarafınıza da çıkıyor. Enerji tasarrufu da burada işte 30 dakika sonra ekranı kapat gibi bir seçenek var. Ben bunu genelde hiçbir zaman yapıyorum ama şimdilik kalsın. Ee, burada da direkt olarak yayınlanan medyanızı diğer cihazların kontrol etmesine izin veriyor musunuz diyor. Yayınlarken evet diyorum ben yayınladığımda diğer cihazlarda kontrolünü sağlayabiliyor. Şimdi bir de YouTube'a bir girelim bakalım YouTube'da neler bizleri bekliyor. Böyle bir 4K video açtım hemen buradan da ayarlarını bir yapalım. Şu an muhtemelen belki 1080'dedir. Evet 4K'da şu anda. Otomatikte de tutabilirsiniz ama ben genelde hep 4K'da seçenek yaparak videoları izliyorum. Böyle bir görüntüye sahip benim televizyonum 65 inç 165 ekran oluyor ve bayağı büyük bir ekran. En önemlisi bir hoparlörle kullandığımda seslere çok güzel etki ediyor Dolby Atmos sayesinde. Ya seste de bir değişiklik sağlatıyor ürün bu arada onu söyleyeyim şu anda 4K'da izliyoruz videoyu ve kameraya tabii ki de ne kadar yansıyor bilemiyorum ama şu an o kadar canlı ve berrak bir görüntü var ki onu söyleyebilirim. Yani normal cihazlarınızı akıllandırmak istiyorsanız bu cihazı öneririm sizlere. Çünkü bütün işlemcisi olsun, remi olsun ve içerisinde yapılan işlemlerde işte ana menüden YouTube'a, YouTube'dan Netflix'e veya ayarlar bölümüne giderken hepsini hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi şöyle göstereceğim. Direkt basıyorum ana ekran tuşuna ve ana ekrana bir saniye içinde geliyor. Bu bütün Android Box'larda böyle zaten. Ekstra olarak göstermek istediğim ne var diye bakıyorum. Netflix'e vesaire girmiyorum. Zaten YouTube'da aynı kaliteyi görebiliyoruz. Şimdi bu YouTube, Netflix ve diğer platformlar internete göre çalışıyor. İnternetiniz ne kadar hızlıysa ona göre bir işlem sağlar. Bir de şu BMW M4 videosunu açalım hemen birlikte. Burada da görüntü şu anda muazzam derecede güzel gözüküyor. Kameraya tabi bunu yansıtmam mümkün değil. Direkt cihazdan ekran görüntüsü alıp yansıtmam lazım. Tabi onu da yapamıyoruz televizyon üzerinden. Daha doğrusu ben yapamıyorum. Bu renk YCBR 12 bitin işte etki ettiği bu renkler oluyor. Baktığınızda her detayı görebiliyorsunuz. Şu kısımlar mor oluyor. Şu yukarıda morluklar var işte siyah beyaz hepsini net olarak cihaz gösterebiliyor sizlere. Şu anda cihazın ana menüsünde gösterebileceklerim de bu kadardı. 3 tane bölüm var bir tanesi kitaplık bölümünüz oluyor bir tanesi uygulamalar bölümü bir tanesi de ana ekran bölümü oluyor. Bu arada benim telefonum Android değil ama direkt Gmail hesabımı bağladığımda bu tarz şeyler hepsi yani izlediğim daha önce baktığım her şey senkronize olarak geliyor. Google Play filmleri de bulunuyor. Disney, Netflix, YouTube oluyor ve harici uygulamalarım oluyor işte. Onlarla birlikte kullanabiliyorum. Yani anlatabileceklerim şu an arayüz olarak bu şekilde. Ürüne bakmış olduğumuzda hem kutusu hem de ürünün kendisi gerçekten küçük. Ama işlev olarak birçok işlevi yapabiliyorsun bu cihazda. Öncelikle ben diğer kurulumlarda biliyorsunuz Gmail hesabımı bağlamıyordum bu ürünlere. Homotix'in Dangle 4K olan modeli yani bu incelediğimiz modeli kendi Gmail hesabımı girdim ve bağladım. Direkt kendi telefonumdaki Gmail ile kayıtlı olan her şey senkronizasyon sağlayıp televizyonuma da geldi. YouTube hesabım olsun, Gmail hesabım olsun birçok uygulamayı televizyona yüklediğimizde senkronizasyondan dolayı direkt televizyonunuzun yani dongle'ın içerisine geliyor televizyondan görüntüleyebiliyorsunuz. Ürünün 2 GB RAM'i bulunuyor ve yaklaşık 650 MB'lık bir RAM kullanıyor yaklaşık kendi içerisinde ve size kalan 1.4 1.5 GB bir RAM boşluk kalıyor ve bununla uygulama indirirsiniz, oyunlar indirip oynayabilirsiniz. YouTube'da, Netflix'te, Amazon Prime'da herhangi bir platformda gezindiğinizde hem işlemciden destek aldığı için hem de RAM'in birçoğu boşta kaldığı için hızlı ve stabil çalışabiliyor olabileceğini zaten kendiniz aldığınızda görebileceksiniz. Bu ürünün Türkiye'de satışı var mı bilmiyorum. Genelde 2-3 modelim var ama bunun olmayabilir ama şöyle söyleyeyim. Homotix'in kendi web sitesini koyacağım sizlere. Oradan alabilirsiniz ürünü. Yaklaşık 2 hafta sürüyor veya sürmüyor. Çok hızlı bir şekilde Çin'den buraya geliyor ve genelde Aras Kargo ile geliyor. Ben ürünleri sipariş ettikten bir hafta 9. günde sanırım geldi ürünler elime. Hızlı olması da güzel. Şöyle düşünün. Türkiye'den bir cihaz alıyorsun ya da bir ürün alıyorsunuz yaklaşık 2-3 günde geliyor. Ha kalkıp da Çin'den bir ürün sipariş ettiğinizde 9 günde gelmesi de baktığınızda çok çok hızlı bir işlem sağlayıp kargolamaları yapmaları açısından gayet iyi. Cihazın bir de yakından kumandasını göstermek istiyorum. Burası ana menü tuşu, burası geri, burada sistemin direkt tuşu oluyor. Buradaki bütün tuşlar zaten bütün yetkinliğini sağlıyor. Mesela şuradaki tuşa bastığınızda direkt cihazın ana menüsü açılıyor. Bak sağda siz görmüyorsunuz ama şu an kapattım tekrardan basıyorum ve sağ kısımda hızlı bir şekilde gidip bakabileceğiniz cihaz ayarları açılıyor. Ekstra olarak şuradaki tuşu gördüğünüz tuşa bastığınızda ise bu da sesli asistan tuşu. Bunu ayarladığınızda sesli komutlar vererek televizyonunuza kontrol edebiliyorsunuz. Burada YouTube'un, Netflix'in, Prime Video'nun şunu merak ediyordum şuna basacağım. Bu da direkt uygulamaları açıyor böyle yüklü olan uygulamaları. Şimdi YouTube'a tıklıyorum bak değiştiğini göreceksiniz hemen. YouTube'u kendi YouTube'unu açtı şu anda. Kumanda işlevsel zaten Google referans kumandası. Şuradaki tuşla direkt mut yapabiliyorsunuz yani sesi kısabiliyor buradan ses açma kapama buradan da ileri geri yapabiliyorsunuz. Omatix markasının her zamanki olduğu gibi kumandası sade ve şık. Zaten bütün cihazlarında kullanmış olduğu komanda da bu. Bu ürünün en büyük özelliği 4K alması ve kutu olarak yer kaplamıyor televizyonun arkasında tutabiliyorsunuz. Ürünü detaylı ben konuşurken sizlere görsellerle anlatmaya çalıştım. Ürünün Dolby Atmos'u desteklediği için çok güzel bir özellik. Ses konusunda televizyonunuz ne kadar kötü bir sese sahip de olsa o canlılığı, o güzelliği Dolby Atmos sayesinde alabiliyorsunuz. Yani yazılım sayesinde sesi daha iyi, daha stabil ve daha kaliteli olarak yukarı çıkartabiliyor diyebilirim. Hem görüntü anlamı anlamında böyle hem de ses anlamında bu şekilde. Ürünümüzün incelemesi bu kadardı. Videoyu beğenip paylaşmayı ve like atmayı unutma biz de verdiğimiz emeklerin karşılığını almış olalım. Görüşmek üzere.